Hepinize selamlar, merhabalar dostlar. Ben Bambi, yepyeni efsane bir video ile daha karşınızdayım dostlar. Bugün sizlere Talon Jungle oynuyoruz ve bu arada 25 puandayız arkadaşlar. Neredeyse Grandmaster olmak üzereyiz. Eğer ki bu videoya 750 like gelirse yarına kadar Grandmaster olup yarın Grandmaster videosunu kanala yükleriz ve mükemmel bir Graves oynamayı düşünüyorum inşallah. Sonraki videomuzda Graves'a gerçekten çok farklı bir kaç build buldum ve rune buldum. Bu şekilde bir gameplay ile Graves'ı da sizlere göstermek istiyorum. Bu yamada yeni itemlerle çok güçlü olabileceğini düşünüyorum. Ben de daha henüz denemedim. Fakat denemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Talon'a W nerf'i geldi. W'su bayağı %70'e düşürüldü hasarı orman yaratıklarına. Bu yüzden Q başlıyorum ben. Ve Blue yerine arkadaşlar Gromp'tan başlıyorum. Bu şekilde bir full clear atıyorum. Daha hızlı oluyor eski haline göre. Çünkü diğerinde çekip W'su ile ikisine beraber vuruyorduk vesaire, bunları yapıyorduk. Fakat şu an bunları yaptığınızda geri dönüyorlar. Çünkü hasar yetmiyor Talon'un maalesef. Bunun çözümü de bu şekilde şu anlık budur yani. Q ile çekip bu şekilde Blue'ya başlıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar patlangaçtan da kurda zıplayacağız. Kurda zıpladıktan sonra da tabii ki de daha basit olacak işlerimiz. Şöyle smite atalım. 606 yerine 600 kalsa bir tane daha düz vuruşumuzu engellesemesine çok daha iyi olur ama. Bu şekilde gayet yine güzel hızlı clear'ı. Bu arada koridor bazında arkadaşlar mid oynayan arkadaşlar varsa şu an önereceğim en önemli şampiyon. Yani şu an zaten challenger olan birkaç kişi var oyunda. Bakarsanız Twist State oynuyorlar mid'tekinler. Aynı zamanda arkadaşlar tank Yasuo gerçekten Yasuo buff'ından sonra biraz inanılmaz güçlü oldu. Onu da belirtmek istiyorum. Ayrıca Yasuo'ya 2 tane skin geldi ve Yasuo'ya buff geldi. Bu konuda da fikrim benim biraz pazarlama stratejisi olduğunu düşünüyorum Riot'un. Hayırlısı olsun. Ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Genelde böyle bir şampiyona buff geldiği zaman güzel skinler de geliyor ki oynansın. Yasuo'ya şu an Kaligrafya Prestige skini geldiği için 2 adet buff geldi. Ne hikmetse bu şekilde bir şeyler oldu arkadaşlar. Evet, şu an full clear'ımız bitti ama 5 olamadık. Ama bunu kesince olacağız. Evet evet, ona dikkat edin, ölmeyin ama. Güzel. Biz de sete dive atabiliriz. Nautilus yukarıda direkt koridoru pushladığı zaman onu kesebiliriz. Ama koridoru pushlayamayacak, dümdüz girmem gerekecek. Güzel, flash'ını aldık. Ultimiz çok yavaş dönmüyor bizim. Burayı pushlayalım Garen'le beraber. Bir şeylere bakalım. Şunu da patlatırsak hatta bayağı da güzel hasarlar veriyor kuleye arkadaşlar. Çok hızlı. Orada o duvarda niye atlayamıyor bu arada ya? Saçma geldi bana. Güzel. Set gelirken tekrardan dönebiliriz üzerine. O derece güzel burası. Evet. Bu tanklıyor. Bizim çocuk girdi. Evet. Devamı kötü olabilir. Devamı kötü olabilir. Yavaş oynamamız gerekiyor. Evet. Vur ultini. Atsana ultini. Çok beklettin yalnız. Normal keseriz diye düşündü ama ölüyorduk yani. Neyse ki killimizi aldık. Gayet güzel burası. Vayne geldi. Vayne geldi. Bir de Twisted ulti attı. Arkadaşlar bizim botumuz burada. Gidip kuleye çatır çatır vurmaları gerekiyor. Sorun değil. Vayne geldi, ulti de açtı. Onu da impostum vereyim. Bir de Twisted ulti attı yani. Ama biz de çok şımardık arkadaşlar. Tabi setin 1600 gold'u var. Bizim çocuğun 2700, bayağı öne geçirdik. Nautilus da orada kill ayıklamış bir yerlerden, yapacak bir şey yok. Yine de kötü bir senaryo değil. Ya Vayne'in gelmesi bir ADC niye gelir yani, onu anlamıyorum. Zaten Twisted ulti açsa bir şeyler yapabilecek orada. Ama Vayne gelip ulti açması garibime gitti. Neyse, Vayne'den intikam alırız arkadaşlar. İntikam yeminleri ettim Vayne'i kesmek için diyelim. Sadece Nautilus'la beraber karşılaşmak istemiyorum. O zaman biraz daha güçlü olurlar tabi. Evet, MF ulti açtı. Abi beni çok güzel tuttu ama Lulu'yu alırız biz de. Güzel, Lulu'yu aldık. Ama buraya çoğaldılar birden. Oynayabiliriz. Nautilus'u tek atarım. Ya çok iyi. Nautilus'tan şatlanma aldım aynı zamanda. Karşılığında ise sadece Nami'yi kaybettim. Evet, Yonvik'imiz bir eniyle şöyle bir ulti koysa güzelce. Tamam, koyamadı. Flash'la koysaydı bu arada benim atladığım sıra. Gerçekten güzel yamulturduk adamları. Şu an yapma. Şu an yapma mesela. Şu an yapma.
Çok kötü bir zamanda girdim. Umarım ölmezsin. Tamam, çıkalım buradan. Evet, ölecek o. Girmemesi gerekiyordu arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Nautilus'a. Nautilus'u kesebiliriz. Nautilus içeride tek kaldı. Evet, Nautilus. Ama bizim çocuklar yok. Bırakacağım bunu da. Maalesef. Evet, bırakıyoruz arkadaşlar. Kesemedik. Keseydik yılan dişini bitirecektik. Çok güzel olacaktı ama onu da beceremedik. Hızlıca ejder'e başlayabiliriz ya. Nautilus'un canı bayağı low. Burada bayağı iyi olacak. Twisted geliyor. Ama bitirebiliriz. Güzel. Güzel. Direkt ultileri attı bizim çocuklar. Öyle bir şans tanımadık. Hızlıca reset alalım. Bu arada kalkan kırma item'ı, yani yılan dişi alıyoruz arkadaşlar. Rakip takımdaki şampiyonlara bir bakın. Top'ta set var. W'su inanılmaz kalkan. Onu kırıyoruz. Lulu kalkan. Lulu'yu kırıyoruz. Nautilus kalkan. Nautilus'u kırıyoruz arkadaşlar. Herkesi kırıyoruz karşı takımda. Ya bayağı buraya alınabilecek en iyi item kesinlikle yılan dişi. Böyle tank dediğim kalkanlı oyuncular varsa unutmayın bu itemi. Evet, Nautilus'a. Evet, gel buraya. Kaçamayacak. Evet, flash'ımızı verdik. Nautilus AP kastığı için direkt tek yiyor bizden. Evet, sete dizay. Kalkan kıranımız var. Kalkan da alamayacak zaten. Ama bizim Garen'imiz işi şansa bırakmadı. Ama bizim botumuz yapmış. Gerçekten kötü olmuş. Beyin oradan yarıyor oyunu. Bir de yanında Lulus var. O sıkıntı zaten. Neyse, kötü değil arkadaşlar ya. Bu maçı taşırız herhalde. 2-1-3'üz. Kötü durumda değiliz. Şimdi midden bir kule alacağız. Aldık bile. Evet, onu kaçamaması lazım. Kapat bunu. MF gel. Bir tane E atacaksın. Başka bir şey yapmayacaksın. Çıkamayacak sonra. Evet, onu kesmeye danıyor. Çalıştı direkt. Kaçamayacağını anlayınca. Bu arada önceki videoda Lulu'ya sürekli Lux demişim. Bir kafa gitmiş arkadaşlar benim ya. Ters devre. Bir günde çok oyun oynayınca öyle oluyor. Bugün de mesela o günlerden birisi. Bayağı yorgunum. Ama sizlere en güzel videoları en yüksek ölüde çıkartmaya çalışıyorum. Mesela. Bunun gibi cümleler kuruyorum bu yüzden. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Evet. Karabaltayı bitirelim. Öyle resitimizi alalım. Karşıda Seth Nautilus gibi şampiyonlar var. Aynı zamanda Lulu kalkan vereceği için yüksek cana da vurmamız gerekecek belli bir miktarda. Bayağı güzel bir öndelik yakaladık. 7200 gold'umuz var arkadaşlar. Yani dakika başı 1000 gold'u geçer bu demek oluyor bu da. Yani dakika başı 1000 gold'da alınabilecek çok güzel gold seviyelerinden birisidir. Şunlara direkt ultiyi vur. Çok güzelsin. Onu da kaçırmayalım. Evet, onu da kaçırmayalım. Kaçamaz o. Derken Nautilus. Nautilus'a vur. Abi gerçekten tek atıyor ya bu şampiyon. Ya mükemmel bir hasarı var. İnanamıyorum. Evet, var mı Red'in? Evet, Red'i de var. Twisted bana da gelmedi. Aşağıya gitti Garen'i kesmeye. Bana gelse keserdim. Evet, bayağı güzel oldu bir de Red'ini çaldık. Güzel. Ama burada Ward'u varmış. Bunu almaya gelirlerse şurada bir trap bakabiliriz. Ama mid'de kötü şeyler yaşandı ve bizi de gördüler. Evet. Abi keşke bir tane skill atsaydım beyni. Üzdün beni. Kırdın beni. Neyse. Anti-heal itemimizi alalım hızlıca. Evet, Bey'den koştuğum gibi arkadaşlar Bey'ni yakalamak üzere koşuyorum. Bizimkiler flash minish attı. Umarım yetişebiliriz. Abi kesti. Boşuna açtık ultiyi resmen. Arkada bir de Nautilus var. O nereye gitti? Evet, Nautilus. Nereye gitti gerçekten bilmiyorum. Yakalayamadık ama. Üzücü oldu burası. Aa, adam mid çalısına çıktı. Sol taraftaydı. Nasıl oldu ya? Ben mi yanlış gördüm? Minimap'ten görmüştüm. Ölme. Geliyorum. Bir de flash attım ölmemesi için. Çünkü duvarda bekleme süremiz vardı arkadaşlar. Evet. Güzel. Kötü değil. Blue'umuzu alalım. Sonra ejder çıkacak. İlk ejderi de biz aldığımız için arkadaşlar, ilk ejderi alıyorsanız ejder ruhunu kovalayınız. Fakat gold'da çok gerideysiniz. Öleceğinizi bile bile o fight'a atmayın. Yani zaten kaybedeceksiniz. Nasıl kazanabilirsiniz? Önde değilsiniz, bir kere geridesiniz.
şu arkaya doğru bir falan bakabilirdik ama kimse gelmedi. Nautilus da zaten Blue Side'ında. Hiç cesaret bile etmemişler. Güzel. Farmlamaya devam arkadaşlar. 10.000 gold'umuz var. Bayağı öndeyiz. Genel olarak takım olarak da öne geçirdik. Bu maçı kapatabiliriz demek oluyor bu da. 200 gold sonra fani hatıratı bitecek. O zaman ise benim damage build'im tamamen bitmiş olacak. Ondan sonra ise zaten koruyucu gibi bu itlere yöneleceğim. Gayet güzel. Lan twist üzerime attı. Kafası güzel gerçekten. Ölmek için gelmiş. Ve öldü. Evet takımım kurtar beni. Çok iyisiniz. Gerçekten Nami bizi yaşattı. Aynı zamanda set W'sine de duvardan atlayarak dodge attık ve ölmedik orada. Ama Twisted'ın talon üzerine gelmesi ben ecelime susadım olarak yorumluyorum ve Lulu'yu da alalım buradan. Kaçabileceği herhangi bir yer yok. Çek onu bir düz vuruş daha. Çok iyiyiz arkadaşlar, mükemmeldi. Ve karşı jungle'a dönmeye devam ederim. Zaten fark ettiyseniz talonla çok rahat yapılıyor bu iş. Yani gayet zevkle dönüyorum karşı ormana. Ya çok zevk alma sebeplerinden birisi talondan. Karşı jungle'a çok daha rahat dönebilmesi arkadaşlar. Bu bana keyif veriyor açıkçası. Evet, mid'de çok devam etmişsiniz. Sizi kurtarmaya bile gelmeyeceğim. Sizin hakkınız ölüm arkadaşlar. Gidelim koruyucumuza dönelim artık. Evet. Garen gerçekten güzel oynuyor Garen. Bu arada otofil verdiğinde bana taplayın. Genelde Garen oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Garen'le birkaç build atıyorum. Gerçekten rakip takım... Ya oyun taşınır mı tank Garen'le? Gerçekten taşıyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir tank Garen oynuyorum. Çok da keyif alıyorum. Hem böyle adamları kesiyoruz, öldürüyoruz. Hem böyle kimse beni öldüremiyor. Gerçekten ölümsüz bir Garen yapabiliyorsunuz yani. Ben çok keyif alıyorum. Evet gördüler beni ama. Belki kafa atar. Atmıyor. Biz de Nash saydığında biraz görüş kazanmaya çalışıp ondan sonrasında birkaç kill almadan arkadaşlar Nash'e başlamamayı tercih edin. Bakın bu MF gibi başlamayın mesela. Şu an kafa atmaya gelecek illaki. Evet geliyorlar, geliyorlar. Güzel. Direkt seti atacağım kombomu. Seti de düşürdük. Kombomuzun gücü seti kesmeye bile yeterli arkadaşlar şu anda. Çünkü kalkan kıran itemimiz var. Twisted yukarıda. Bu da demek oluyor ki ben bu Nash'i alırım. Onlar bu sayda yürüyemez. Hasarımız çok fazla. Ama inimitör vesaire vermeden hızlıca kapatıp gidelim bunu. Mesela eni uzun atıyor orada. Ama base atsa daha sağlıklı bizim için. Zaten gelmeyeceklerini gördük. Muhtemelen benim blue side'ımı temizliyor. Nasıl diyorsun? Zekice. Yani doğru olan aslında benim blue side'ımı temizlemesi. O yüzden ben de base atmaktan önce onunkini alacağım. Derken... Nami'mizden son vuruş geldi. Teşekkür ederiz Nami'cim. Neyse. Red side'ımıza girmediler. Bunu gördük en azından. Giremezlerdi çünkü Nash arkasıydı. Evet. Güzel. Burayı temizleyelim. Gidelim sonra pick bakalım. Bayağı da az kaldı zaten oyunu bitirmemize. Ya bu Nash'te oyunu kapatabiliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Kapatamazsak bir sonraki... Alev ruhuna, pardon, ejder ruhuna kalacak. Alev ejderi çıkıyor çünkü. Evet, set gel bakalım. Arkadaşlar en hızlı kombosunun bu olduğu söylendi. Flower combo vesaire öyle bir muhabbeti olması lazım. Evet geldi, bir de TF geldi üzerimize. TF'e de biraz vurabiliriz. Q'suna dodge attım. Evet, atlarsam üzerine öleceğini biliyor. Ve bu yüzden kesemedi bizi arkadaşlar. Gayet iyi, hatta biz onu keseriz şu an. Biz onu keseriz, base atıyor burada. Evet, tek attık. 781 yazısını gördünüz zaten. Gayet mükemmel bir güç gerçekten. Şu an oyunu kapatmayalım da ne yapalım arkadaşlar? Bizimkiler mid'den baskıyı sürdürüyor. Ben de side push'unu getiriyorum. Mid'den oyunun bitebileceğini düşünmediğim için bu dakikada inhibitörleri üçlememiz gerekiyor. Bizim çocuklar ikisini açtı. Şu an üçüncüsüne yürümemiz gerekiyor. Mid'den oyun kesinlikle bitmez çünkü. Tabii hepsini kesersek biter arkadaşlar. Onu söylemiyorum ama dakika 16'dan önce base'de bir koruma kalkanı olduğu için bu sıkıntı oluyor zaten. Biz koruyucumuzu alalım. Sonra bir sterak. Muhtemelen sterak bitmeden oyunu da kazanırız diye düşünüyorum. 15.000 gold'umuz var arkadaşlar 14 dakikada. Dakika başı 1100 gold'a ulaşmışız. Bu da bayağı mükemmel zaten. Şu ejder ruhumuzu da ayıklayalım arada.
Okyanus ruhu okyanus ruhudur arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Set'e selam verelim. Abi flash attı ya. Neyse biz ölmeyelim burada da. Sen ölmeye doyamadın herhalde. Derken mükemmel hasarlar çıktı adamdan. Takımım kurtarır beni, güveniyorum. Çok güzel, bayağı uzağa çektim. Eli de adamları durdurdu. Tekrar üstüme geldi. Adamın kan davalısıymışımcasına üzerime koşup saldırıyor bana. Zeynler aşağıdan oyunu kapatmaya gelmişler resmen. Ve Garen'i de düşürmeyi başarmışlar normal olarak. Vayne abi adam True Damage atıyor. Ama base atmazsa oyunun biteceğini bildiği için mecburi bir base atacak şu an. Kill Vayne Dove please. Garen sinirlenmiş. Tamam keseceğim. Senin için keseceğim Garen'cim. Ama Lulu'sunu zaten düşürmüş bizim çocuklar. Evet. Evet. Hadi çok güzel. Diğerini kestik. Kime nasip kime kısmet. Ölmedi beyin arkadaşlar. Video çok güzeldi. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarda görüş önerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle bir hasara vesaire bakalım. Sonra da videomuzu kapatalım. 26 puan olduk. Grandmaster olmamız için arkadaşlar like desteğinizi vermeyi unutmayınız. Yarına inşallah yapacağız bunu. Çok tatlı bir maçtı bu arada. Evet MVP'ye 16.800 gold ve 27k hasar atmışız arkadaşlar. Gayet mükemmel.